Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler, Türkler Bulgaristan'ı ele geçiriyor. Türkiye'deki seçmenlere flaş çağrı geldi. Bulgaristan'ı bir Türk yönetebilir. Türkiye'deki seçmenlere çağrıda bulundu. Kıymetli takipçilerimiz, İskoçya'da Pakistan kökenli Hamza Yusuf başbakan olması gündemdeki yerini korurken, 2 Nisan'da sandık başına gidecek olan Bulgaristan'da bir Türk'ün başbakan olma ihtimali hiç de uzak değil. İskoçya'da Pakistan kökenli Hamza Yusuf başbakan olması, İngiltere'yi Hint kökenli Rishi Sunak'ın yönetiyor oluşu ve Avrupa'nın diğer ülkelerinde Türk ve başka milletten insanların siyasette aktif rol alması dikkat çekiyor. Bunun başka örneklerinden biri de Bulgaristan. Bulgaristan 2 Nisan'da son 2 yıldaki 5. seçimini yapacak. Ülkenin yönetimine bir soydaşımızın gelmesi hiç de mucize olarak görülmüyor. Bulgaristan'da yaşayan 600 bin, bazı rakamlara göre ise 1 milyon Türk var. Bu soydaşlarımızın yanı sıra Türkiye'de yaşayan ve çifte vatandaşlığı olanlar da sandığa giderse Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin genel başkanı Mustafa Karadayı başbakan olabilir. Bulgaristan'ın nüfusu yaklaşık 7 milyon. Bulgar halkı siyasi istikrarsızlığın son bulmasını istese de en son Ekim 2022'de yapılan seçimlere katılım oranı %38,7'de kaldı. Bu son seçimde Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi 300 bin civarında oy almış, vekil sayısını da 36'ya çıkarmıştı. Eğer katılım oranı benzer bir seviyede kalırsa ve Halk ve Özgürlükler Hareketi de 600 bine yakın oy almayı başarırsa hareket birinci parti bile çıkabilir, hatta Mustafa Karadayı başbakan olabilir. Kıymetli izleyenler, ancak hareketin ilk hedefi 49 vekil çıkartıp hükümet ortağı olmak. Geçen hafta Anadolu Ajansı'na konuşan Haklar Özel Genel Başkanı Karadayı, birinci adım Bulgaristan'daki siyasi krizi aşmak, o yüzden çağrıda bulunuyorum. 2 Nisan seçimlerinde tüm Bulgaristan vatandaşları sandık başına gitsin ifadelerini kullandı.